Merhaba değerli izleyiciler ve takipçiler. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ülkesinde bürokratik işlemlerin uzun sürmesinden şikayet ederek bu durumu değiştirmek istediğini belirtti. Scholz bir gazeteye verdiği röportajda Almanya'yı ekonomik açıdan tüm fırtınalara hazırlıklı olan yelkenliğe benzetti. Başbakan zayıf bir büyüme yaşadığımız aşikar, bunun temel nedeni Çin başta olmak üzere bazı ihracat pazarlarımızın zayıflamasıdır. Bu durum bizim gibi ihracatçı bir ülkeyi etkiliyor. Aynı zamanda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir sonucu olan yüksek enflasyon ve artan enerji fiyatlarıyla da karşı karşıyayız. Tedarik zincirlerinin Covid-19 salgını nedeniyle geçici olarak kesintiye uğraması da hala dikkat çekiyor. Tüm bunlar aynı zamanda faiz oranlarının da aynı yükselişine neden oldu. Ve bu durum özellikle inşaat sektörünü etkiledi. Açıklamalarında bulundu. Aslında detaylıca açıklamış başkan. Enerji fiyatlarının hala çok yüksek olduğunu ve düşmesi gerektiğini de belirtti Şöz. E, bu nedenle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasını hızlandırıyoruz. Şimdi tempoyu artırmanın zamanı geldi. Almanya'da pek çok şey çok uzun sürüyor. Planlama süreçleri ve onaylar uzun yıllar e, alıyor. Büyümenin bir bedeli olur. Bu yüzden Almanya Paktı'nı önerdim. Amaç şehirler ve belediyeler, eyaletler, federal hükümet ve hatta demokratik muhalefetle birlikte çalışılmalı ki süreçlerde daha hızlı ilerleyebilsin ifadelerini kullandı. Yurt dışından nitelikli iş gücü gelmesinin önemine de değinen şöz, makine mühendislerimiz, e, otomotiv sanayimiz, kimya sanayimiz ve ekonominin diğer birçok sektörü niteliksel olarak güçlü oldukları için talep görmeye devam edecek. Bunun ön koşulu Almanya'da yeterli sayıda işçinin bulunmasıdır. Bu amaçla mühendislerden basıflı işçilere kadar her yeterlilik düzeyindeki yetenekleri çekebileceğimiz nitelikli göç yasasını uygulamaya koyduk şeklinde konuştu. Ülkedeki uzun süren bürokratik işlemlerden de şikayet eden Şöz, Almanya'da bazı prosedürlerin bu kadar uzun sürmesi beni gerçekten üzüyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi onlarca yıl boyunca hep birlikte ayrıntılara büyük bir özen göstererek yarattığımız ve şu anda bizi engelleyen bir bürokrasi ile karşı karşıyayız. Artık gitmesi gerekiyor. Yönetimimizin hızı Almanya ekonomisinin ne kadar güçlü büyüyeceğini belirliyor. Yeni bir metro hattının inşasını planlamak için 10 yıldan fazla zaman harcamaktan yoruldum. Bir rüzgar türbininin onaylanması birkaç yıl alırsa enerji dönüşümü başarısız olacaktır. Ee, sağlık sistemimiz dünyanın en iyilerinden biri ama dijitalleşmeyi kaçırdık. Şimdi bunu başlatıyoruz. Bununla ilgili kanunları çıkardık ilaç endüstrisinin araştırma lokasyonunu geliştirmek için daha fazlasını yapacağız. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Onlarca yıldır kimse buna yaklaşmaya cesaret edemedi. Artık yoruldum ve bunu değiştirmek istiyorum ifadelerini kullandı. Röportajında Rusya-Ukrayna savaşına da değinen söz, ülkesinin Amerika'dan sonra Ukrayna'ya mali, insani ve silah konusunda destek veren ikinci büyük ülke olduğunu gelecek yıllarda da bu yardımlara devam edeceklerini garanti ettiklerini de sözlerine ekledi. Merak ettiklerinizi, yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere ve diğer izleyicilerimize iletebilirsiniz.